nerede yok ya? Kesin biri çaldı işte. Biz orada çay içerken hırsız geldi, çaldı gitti. Öyle bir şey olsa duyardık. Bu kitap kuş olup uçmadı ya Salih. Rüya hocam haklı. Bence hemen polise gidelim. Gidelim Savaş Hocam. Gidelim de polisler demeyecek mi bize bu kitabın sizde ne işi var diye? Hepimizi tarihe eser kaçakçılığından içeri atarlar yahu. Böylece her dönemde zindana düşerek kırılması zor bir rekora imza atmış oluruz. Ve de zaman bozanlar amaçlarına ulaşır ve de dünyaya hükmederler. Dayı, neredeyiz? Hesaplarıma göre hiçbir fikrim yok sevgili yeğen. Ya tamam panik yok, panik etmeyin beni. Ben de bilmiyorum. Ben bunu yapmıştım. Bunu yazması lazım nerede olduğumuzu. Dayıların en beceriklisi. Yine bizi nasıl bir belaya bulaştırdın? Şşş! Sessiz ol. Biri geliyor. Yaklaşma! Buldum. Çantanızda mıydı telefon? Evet. Aradım ama açan olmadı tabii. Tamam, sorun yok. Bilgisayarınızla telefonunuz senkronize mi peki? Evet, yanımda bilgisayarım zaten. Tamam o zaman. Telefonu da bu uygulamasından bulabiliriz. Gerçekten. Bilgisayarınızı alayım. İnşallah bu zaman bozanlar kitap bizde değilken bir numara çevirmeye kalkmazlar. Yani hocam onlar da durup durup bizim kitabı kaybetmemizi mi bekleyecekler Allah aşkına? Yapmayın ya. Ne saçma diyorsunuz be? Hem siz neden hala giyinmediniz? Göreve geç kalıyoruz, çabuk olun. Görev mi? Ne görevi? Kıyafetlerimizi bulamadık da çaktırma. Her zamanki gibi dolaplarda. Hadi hazırlanın. Dayı. Bu tip, kıyafetler, sus, görev. Sus. Güzel bir şey. Sen kimsin? 3 tane adam yollayacağız demişlerdi. O mu? Onun öyle olduğuna bakmayın. Görevde çok iyidir. Öyle nerede durur ama değil. İyidir, iyidir. İyi hadi, acele edin. Dayı, sen bizi geleceğe ışınladın değil mi? Galiba. Ama sonuçta ışınladım, ışınladım. Aman, size de yarınım ya. Durun şimdi. Şu olayları anlayana kadar burada takılalım. Dayıcığım, Luna Park'ta değiliz. Gelecekteyiz. Dikkat edelim de adamlar bize takılmasın. Efsun haklı. Bence kıyafetlerimizi giyelim, sonra da göreve gidelim. Ne görevi ya? Neredeyiz biz? Sevgili yeğenim. Galiba Mars'a geldik. Evet, evet. Mars'a geldik. Vay be. Bizimkiler buraya demek ki koloni kurmuşlar. Hey be Haluk, bugünlerde mi görecektin? Galiba 2150'ye geldik. Hadi inşallah işe yarar. Neyse ya, en azından Türkiye'de. Bekle. Hadi Marmara bölgesinden de çıkmamış. Çok iyi. Bekle dedim. Heh, işte telefon burada.
Ya ben zaten biliyordum ya Asya'nın bulacağını. Asya zaten bu işin piridir ya. Ardacığım, bence şu andan itibaren daha fazla konuşma kardeşim. Çok yakın. Pis hırsız. Şimdi ona gününü gösterir. Dur hayatım, dur. Tek başına mı gideceksin? Evet, ben de geliyorum. Ben de geleceğim. Ben de. Ben de. Ben? O zaman her zamanki gibi görev dağılımı yapıyorum. Dayıların en parlak zekalısı. Dayıların en parlak zekalısı. Marslı olmamız beni ziyadesiyle gererken seni nasıl bu kadar mutlu ediyor acaba? Al. Pardon dayıcığım. Gelecekte olmamız seni biraz sarartmış da tanıyamadım. İnsanoğlunun hayatta kalabilmesi için yıldızların açılması gerekiyor. Stephen Hawking? Aynen, o işte. Birazdan yer çekimsiz ortamda robotlarla savaşacağız. Ya da Marslarla hayatta kalma mücadelesine gireceğiz. Kahraman olacağız. Hazır mısınız? Hazırız. Işınlayın bizi. Tövbe tövbe. Bize normali gelmez ki. Hadi arkadaşım, hadi. Görev bizi bekliyor. Dayı, yakın yere ışınlamıyorlar galiba. Çok pardon. Affedersiniz ama bizim görevimiz tam olarak neydi acaba? Ya bize tam olarak bilgi vermediler mi? Acaba ne yapacağız? Yıllardır ne yapıyorsak onu yapacağız. Görevimiz o yaratıkları yok etmek işte. Tövbe tövbe. Yaratıkları derken? Ha, ne dedim ben size? Mars'ta izlemedim mi? 2150 değil. En az 2550 yılındayız. ...2550 yılında asansörlerde pek bir fark yok ama... ...yani bildiğin asansör. Ya adam yaratık diyor. Demek ki asansör var ki yeraltı ineceğiz. Yani yeraltı canavarlarıyla karşı karşıya geleceğiz. Hazır olun pençeleri. Ya burası çok kalabalık, nasıl bulacağız? Gerekirse tek tek bakacağız. Yok, Allah'tan öyle bir şeye gerek yok. Asya yararız, o çözer. Tamam, ben arıyorum. Asya, biz senin dediğin yere geldik de... Burası çok kalabalık, nasıl bulacağız? Hedef hareket halinde, ben görebiliyorum. Rüya Hoca'nın telefonunu arayın, hem belediyesinden anlarsınız. Tamam, iyi fikir. Telefonun belediyesinden tanıyacağız. Şöyle geçelim. Afişlere bakalım mı? Nasıl? Bir de şu an ne bileyim ya. Asya, afiş iyiydi. Sen pek iyi değilsin galiba. Yok ya. Öyle kitap falan kayboldu ya. Ben ondan kötü oldum. Asya, lütfen. Yani bunca yıldır tanıyorum seni. Mesele kitap değil. Başka bir şey var. Paylaşırsan... Belki çözüm bulabiliriz. Yok canım, ne olacak? Hadi biz işimize dönelim. Hem Arda nerede? Ben kızdım diye mi kayboldu ortada? Beni etkisiz eleman olarak görüyorlar. Hırsızı kovalamaya götürmediler. Kızlar da afiş işine karışmamayı engellediler. Ama siz de Arda'yı tanımadınız.
Havada karda birleştiririm ben bunu ya. Zaten ne kadar zor olabilir ki? Heyt be! Analar ne aslanlar doğuruyor. Bozuk ya, bozuk. Yani yok, yapmıştım yani yoksa ben. Bozuk bu. Bak bunu becerim. Yok bir şey. Bir şey olmadı. Yok bir şey be. Bunu bana nasıl yaparsın Pelin? Ben kızımı prensesler gibi yetiştireyim. Sen git dövüş okullarında kendini ziyan et. Ama suç bende. Sana çok yüz verdim. Her dediğini yaptım. Sen ne yaptın? Ha? Gözümün içine baka baka bana yalan söyledin. Ama anne. Aması maması yok. Aması maması yok. Bundan sonra ben ne dersem o. Artık ipleri elime alıyorum. Hatta şu telefonu almakla da başlayabilirim. Anne lütfen ya. Ödevleri bile mesajla alıyoruz. Yapma bunu. No canım. Çok seversin ya ödev yapmayı. Merak etme. Ben sana ödevlerini söylerim. Ama bununla da kalmayacak. O pençedeki hocalarla konuşacağım. Anne hayır. Rezil olurum. Aa, benden utanmıyorsun ama onlardan utanıyorsun öyle mi? Ne kadar etkilemişler seni Pelin'cim. Yok yok. Kesin konuşacağım. Bundan sonra ben ne istersem o. Al bu listeyi. Hadi bakalım yürü bakkala. İlk ödevim. Ben de sizin gibi olacağım. Hatta sizden daha iyi. Artık önümde hiçbir engel kalmadı. Haluk hocam, ben çıkıyorum. Bana bir şey diyor musunuz? En iyi öğrencim sensin Boracığım. Aferin evladım. Hocam, duydunuz mu? Şaka yaptım vallahi. Hocam. Allah Allah. Nereye gitti ki şimdi? Yapılacak işler listesi. Siz zahmet etmeyin hocam. Ben yaparım. Plütonyum zenginleştirilecek. Plütonyum kim ya? Neyse, kimseyi zenginleştiremem. O kadar param yok zaten. Berbere gidilecek. Haluk Hoca yerine ben gitsem olur mu acaba? Yok, olmaz. Mavi Ay'ın dövüş okuluna kimse gitmeyecek. İşte bu. O iş bende hocam. Siz hiç merak etmeyin. Bunu başarırsam kesin beni pençezen yaparlar. Vallahi kendimi filmde gibi hissediyorum ya. Bana bakın. Bütün dövüş hünerlerinizi gösterin. O Marsları ezip geçelim. Ne? Marslı diyorsun. Yeraltı canavarları diyorsun. Yeraltı canavarını ne yapayım? Kim bunu atayım? Hadi işimize bakalım. Evet, alın bakalım. Gelmişim. Bu ne? Ya yeğenim görmüyor musun? Yeraltı canavarlarıyla başa çıkmamız için kullanılan yüksek teknolojik silahlar. Ne bakıyorsunuz? Başlasanıza. Ya başlayalım ama nereden başlayalım? Bir de bu Marslı yeraltı canavarları nerede acaba? Allah Allah, çattık ya. Ne Marslı birader, ne diyorsun sen? İlaç mı çarptı sizi ya? Neyse, tuvaletlerden başlayacaksınız. Daha sonra yukarı çıkarsınız. Çok pardon, bir dakika. Biz ne iş yapıyoruz tam olarak burada? Ve daha da önemlisi, burası neresi? Sen nerede ilaçlamışsın?
Haşere bizim işimiz. Bu ne oluyor? Ben böceklerden çok korkarım çok. İskender dur, ne yapıyorsun? Biri görecek. Of, neyse ki görmedi kimse Rüyacı. Her yeri görüyorum Sinan. Arayabilirsin. Tamam. İşte orada. Sinan dur, o benim telefonum değil. Oğlum dur. Sinan. Sinan! Sinan! Hemen çıkar şu çaldıklarını hadi. Kardeşim ne diyorsun ya sen? Bak arkadaşım, düzgünce söylüyorum, hadi çıkar. Tamam, kusura bakma. Abicim alsanıza şu çocuğusundan ya. Kusura bakma, bir hata oldu. İşte şimdi yakaladım seni. Vay vay vay. Piyangonun büyüğü vurmuş, bana da haberim yokmuş. Bakalım başka nelerimiz var. Oo. Balığın büyüğü buradaymış. Antika bir şey belli. Ben bunu iyi fiyata okuturum. Çocuk çatıdan düştü. Evladım, bir şey oldu mu? Nerede? Kaçıyor. Ama fazla uzağa gidemeyecek. İskender! İskender, lütfen çok kalabalık yapma. Tamam. Sinan, sen niye orada? Sonra konuşsak olur mu? İyi, tamam hadi. İşte. Yeteneğimi göstereceğim bir şey. Tabii canım, benim alanım sanat çünkü ya. Şöyle otur. Salih Hoca artık bunu duvara asar bence. Ya da asmaz. Kalem bozuk ya. Yoksa yapardım ben. Kalem bozuk, kalem. Olurdu yoksa. Niye bugün elime aldığım her şeyi batırıyorum ya? Şuraya birkaç tane de saksı da menekşe koysak nasıl olur? Olabilir. Rüya Hoca da sever zaten. Arda, sen oturuyor musun? Ya hani buraları düzenleyecektin? Her şeyi ben mi yapacağım ya? Ne yaptın acaba? Ya siz ne yaptınız? Afiş hazır mı? Hani nerede? Çünkü ben göremiyorum da yani. Bak kesin dedikodu yaptınız ha. Kesin bak, çok eminim. Ben en iyisi gidip afişleri çoğaltıp asayım. Şimdi siz dışarı çıkmayı üşürsünüz falan. Neyse hadi, eyvallah. Görüşürüz. Hadi biz burayı düzenleyelim. Kısmette Mars tuvaletinde böcek öldürmek de varmış. Ha dayıların en fantastiği? Bana bak sevgili yeğenim. Şu anda espri kaldıracak durumda değilim. Böcek üstüme doğru geliyor. Dün çabuk bana yardım edin. Tamam. Teşekkürler Hüsnü. Vallahi kız kaçtan açıp beni arasına alacaktı. Ekonofobim var benim de.
Böcek yok. Ha, ne yapıyoruz biz burada ya? Bir an evvel çıkalım buradan. Evet. Ne yapıyoruz biz burada? Doğru söylüyorsun yeğenim. Ben de gereğini hemen yapayım. Zaman geçme çıkar. Aman, 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 aman dayıcığım. Hiç gerek yok, hiç gerek yok. Zaten çok uzaklaşınlayamamışsın. Şu iki dakikalık mesafede yürürsün, yürürsün. Sizden hakkı insanlarsınız be. Bunu yapamayan da var. Şuraya kadar ışınlamışım, bunu lafı ne diyorsunuz bana? Neyse, hadi yürüyelim o zaman. Yürüyün. Mankörler. Koskoca Haluk Ahrimangil tuvalette böcek temizledi. Püh! Yazıklar olsun. Aa, öyle deme ama dayıcığım. Böcekler Marslıydı. İnsanlık için yaptık. Hayırdır? Nereye böyle? Ya çekil şuradan be. Zaten sinirim bozuk. Gidiyoruz biz. Hiçbir yere gidemezsiniz. Parayı peşin aldınız. Zamanımız yok diyorum. Anlamıyor musun? Üf! Ne demişlerdi sevgili yeğenim? Zamanı boşa harcama. Çünkü hayat zamandan ibarettir. Bruce Lee. Aynen öyle. Ne oluyor burada? Bir sorun mu var? Henüz yok. Ama birazdan sesin için olacak. Gerçek. Konuşuyor, iyi dinle. Geliyor nasihatin kralı. Acımak yok, yok. Affetmek hiç yok, yok. Aman diğerine vur bir tekme. Yek, yükse, can, pençe. Çok da şey yapmayın ya. Aman bana ne, ya da yapın yapın. Pençe. Yek, yükse, can, pençe. Ne oluyor burada? Siz bölmeyin, ben hallederim. Eski hocalardan kim kaldı? Vay vay vay. Dayıların en sürprizisi. O tekme neydi öyle ya? Bilerek tekme attım ki narin ellerim zarar görmesin diye. Çünkü makinamın zaman ayarını tamir edeceğim daha. Ve beraber ilk zaman yolculuğumuza çıkacağız. Sana da iyi sözü. Hadi inşallah. Siz beni biraz zor yakalarsınız. Ya dur işte be adam. Bu kötülerin derdine ben hiç anlamıyorum ki. Çantayı alayım önce. Hangi çanta? Çantayı ver. Sağ ol. Şimdi telefonu rica edeyim. Hangi telefon? Telefonu ver. Al tamam. Thank you.
Anne sen neymişsin ya? Kimin annesiyiz oğlum? Teşekkür ederim bu şeyleri. Pis! Tüh! Ya resmen aylık alışverişini bana yaptırdı ya insafsız buz kraliçesi. Bu ne be? Asya. Bak yalnız kaldık. Arda gelmeden anlat şu derdini. Ve Arda gelir. Yine neyini unuttun acaba? Vallahi ben bir şey unutmadım. Ama siz adınızı unutmuşsunuz arkadaşlar. Yine ne saçmalıyorsun sen ya? Kapıdaki tabela diyorum. Şöyle yazmalıydı. Çakma Pençe Spor Akademisi. Ya da Çinmalı Pençe de olur bak. Elif, bunun ayarları bozulmuş. Ben bir düzeltip geliyorum. Boş ver. Sinirlendirmek için yapıyor. Ya Pelin'cim, sana soracağım unutuyorum. Senin bu saçlar doğal mı? Yoksa yanlışlıkla pamuk şekeri kazanına mı düştün? Maşallah bayağı neşelisiniz ya. Ay en son pençede yere serilmiş ağlıyordunuz. Bırak! Acıyor! Bırak! Çabuk atlatmışsınız bakıyorum. Zırlak. Geçmişe takılmıyoruz. Ve önümüzdeki maçlara bakıyoruz diyelim. Pamuk şeker. Hadi Pelin'cim, yürü de ense tıraşını görelim. Beğenirsek aynısını biz de yaptıracağız. Asya boş ver. Biz onlar gibi değiliz. Aa bak şimdi doğru söyledin Zırlak. Siz asla pençe olamazsınız. Çünkü pençe ağlamaz. Ne yapıyorsun sen be? Reklamı kapatmak için tıklayınız butonunu arıyorum. Kafamız şişti de. Hadi ikile, işimiz var. Yalnız hakkınızı vereyim. İyi mekan yapmışsınız. Kelimenin tam anlamıyla yıkılıyor. Zaten moralim bozuk. Bir de bununla uğraşıyorum. Ya ben de sinir oldum. Moralimizi neyin düzelteceğini biliyorum. Fikri hocam. Hayırdır? Hani senin işin vardı? He? Asıl size hayırdır Savaş hocam. Hani sizin de işiniz vardı? He. Baleye başlayacağım bu hocam ben. Baleye başlayacaksın. Evet. Saçmalama yahu Savaş hocam. Sen kim, bale kim? Allah Allah. Olamaz mı ya?
Ale benim için bir tutkudur. Hem şimdi onu boş ver de Fikri Hocam. Hani sen zamangaç yapıyordun, he? Ne oldu? Ben? Zamangaç? Evet. Ben zamangaç yapıyorum. Bir iki tane malzeme eksikti. Onu da şuradan ileriden malzeme alıp yapacaktım ya. Fikri Hocam, şurada ileride sadece bir tane nalbur var. Ne yapacaksınız? Zaman makinesinin malzemesini nalburdan mı alacaksınız? Şurada ileride. Allah Allah! Ben bilim insanıyım. Bilimin benden daha iyi mi bileceksin? Allah Allah! Siz de az önce sanat eleştirmeni kesildiniz. Maşallah. Ya. Merhaba Haluk Bey. Selamlar, selamlar. Aynen, aynen. Selamlar, saygılar. Fikriciğim. Efendim? Sence Efsun Hanım neden hiç konuşmuyor acaba? Bilmem ki. Halbuki konuşsa bülbül gibi sesi vardır bence. Değil mi? Efendim Salih. Kitabı buldunuz mu? Tamam. Tamam. Hemen geliyoruz. Buradan. Buradan. Koş koş. Mahalle. Ya abi bir tane afiş asmak bu kadar zor olmamalı ya. Ama neyse ki zehir gibi bir kafam var. Çalış çalış. Bakalım boşa çalıştığını görünce ne yapacaksın? Elif, bizim bir işimiz var. Çıkıyoruz, bulamazsan merak etme. Ne işi ya şimdi? Kesin benden gizli bir şeyler yapıyorlar ha. Ama benden kaçmaz. Ben bulurum. Daha yani kızları nasıl bulurum? Var. Buldum, vallahi buldum. Dikkat edin kızlar, ben geliyorum. Yazık bunlara ya. Bir saat kızın saçıyla dalga geçtikten sonra bulduğun fikir bu mu Elif? Tebrik ederim. Ya biz boya falan yaptırmayacağız ki canım. Aklımızdaki sıkıntıları kestirip atar gibi saçlarımızdaki fazlalıkları kestirip atacağız. Sonra da moralimiz mi düzelecek? Ya güven bana. Bu taktik her zaman işe yaramıştır. Ya sen ne istiyorsun onu söyle. Pembe olmadığı kesin. Arda? Arkadaşım bul uygulaması. Asya sağ olsun. İşte karşınızdayım. Ne yapıyorsunuz burada? Hem de bensiz. Saçımızı kestirip moralimizi düzeltecektik. Tabii izin verirsen Arda'cığım. Ne yapıyorsun Arda ya? Ya öyle moral düzeliyorsa ben de bu saçı üçe vurdururum kızım. Çağırın kuaför gelsin. Bugün morali en bozuk olan benim. Kuaför hanım! Bak morali şimdiden düzelmeye başladı. İlk biz geldik vallahi biz ya geldik. Ya otursaydın kızım otursaydın. Oturdum yani. Oturdum işte. Ya daha önce otursaydın. Hayır ben oturmak ya, istedim. İlk ben. Ya ediyorsun beni. Ben. Asya! Benim. Ya, benim ilk. Kalk kalk! Kalk Çalışmam lazım. Çalışmam lazım. Bir aksiliği daha kaldıramam. Herkes çıksın. Çıkın dedim. Herkes dışarı çıksın! Ha? Zaten yalnızmışım ben. Aa! Bu bizim suratsız komşu değil mi ya? Ne konuşuyor böyle bu carcar? Nerede o
huzur yok mu? Buyurun efendim. Siz dinliyoruz. Siz? Siz girdiniz benim kızımın aklına. Bendenizin almadan benim prensesim bu kaba saba okula nasıl kaydedersiniz? Ama isim verirseniz bir şey söyleyeyim. Vermem. Vermem. Benim kızım dansçı olmak için geldi bu dünyaya ve öyle de olacak. Benim prensesimin narin ayakları öyle tekmeler atmak için değil, röleve yapmak için yaratıldı. He? He. Ha, anlıyorum. Hiç sanmıyorum. Zaten mavi ayı kaybettim. Bir öğrencimi daha kaybedemem. Çok haklısınız hanımefendi. Öncelikle sizinle konuşmamız gerekirdi. Ama izin verin size bir şey anlatayım. Dans ve dövüş sandığınız gibi birbirlerinden çok uzak konular değillerdir. İyi dansçılar aynı zamanda çok iyi dövüşçülerdir. Biliyor muydunuz? Mesela Efsun Hoca. Gördünüz mü? Ne kadar güzel dans ediyor. Harika. Neden bu kadar iyi biliyor musunuz? Dövüş çalışarak mı? Aynen. Neyse. Konumuza dönelim. En büyük ustalardan Bruce Lee zamanında bir dans yarışması kazanmış. Yani anlayacağınız üzere dansla dövüş birbirlerine çok yakındır. Ya hanımefendiciğim, anlayabildiniz mi? Ama ben sizin namınızı çok duydum. Benim. Tabii. Bütün ülke sizi tanıyor. Bale deyince akla ilk gelen isimsiniz Sena Hanımcığım. Sema, Sema. Hmm, Meyle. Hanımefendi, dayım Meyleri söyleyemez. Evet. Söyleyene. Şükürler olsun. Bir daha seni asla kaybetmeyeceğim. Senin bir kabahatin yok hayatım, üzülme. Anne açar mısın kitabı? Bu süreçte bir şey olmuş mu bakmak lazım. Hı. Açayım. Olmuş. Böyle bir şey yoktu. Zamangaç bu Fikri Hocam. Zamangaç onların eline geçmiş. Anladık. Anladım, anladım. Anladık da ne yapacağız? Olamaz. Hayır hocam, olamaz. Hocam siz iyi bilirsiniz ha. Ne yapacağız? Hocam ne yapacağız? Ne yapacağımızı biliyorsunuz değil mi? Hocam, hocam. Durun, hocam. Durun, 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 durun yahu. Tamam. Zamangaç onların elinde olabilir ama zamanda bir kırılma olmamış. Yani? İyi de sen bunu nereden biliyorsun Fikri Hanım? Biliyorum çünkü Çelebi'ye bir program yükledim. Sürekli internetten tarihsel dataları yokluyor. Eğer bir şey olsaydı haber gelirdi bana. Bunca zaman geçti ama ben bu zamana hala alışamadım galiba. Hiçbir şey anlamıyorum. Merak etme kardeşim. Ben 14 senedir bu çağdayım. Ben bile bir şey anlamadım. Yalnız değilsin. Fikri, sen bu zaman gece hazır edebilecek misin? Heyecan. Evet Fikri Hocam. Ne oldu? Nalbur'dan aldığınız malzemeler işinize yaradı mı? Yaradı. Yaradı, yaradı. En kısa zamanda ben halledeceğim. O zaman iş bölümü yapalım. Sen zamangacı halledeceksin. Ben de. Sen bu kitaba sahip çıkacaksın. Ben bundan sonra bu kitabı asla yanımdan ayırmam. Kovala gibi yapışacağım onu. Ben de sizi her türlü zor koşula karşı hazırlamak için elimden geleni yapacağım. Yarın sabah da çalışmalara başlıyoruz. Oley be! O zaman... Bir dakika, bir dakika.
Siz saçınızı mı kestirdiniz? Oh ya, sonunda fark ettiniz. Aa. Kitabın peşinde koşarken mi? E ne yapalım, moralimiz bozuktu. Evet. Depresyondaydık yani. Neyse, yarıda kesmeyelim hadi. Bir, iki, üç, mavi ay, hey! Toz koparan, toz koparan. Var mı ondan bu zaten? Ben arkadaşının söylediklerini düşündüm Pelin. Ve bir karar verdim. İşte şimdi tam olarak başlıyoruz. Mavi Ay yine sahnede. Bakalım bugün Salih Hoca bize ne öğretecek. Biz birlik olduğumuzda zaten başlamıştık Sinan. Tabii ya, konuş kız. Yeni tebalemiz harika olmuş. Ateş ediyor, ateş. Mavi Ay Türk Sporları Kulübü'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki ya yeni öğrenciler geldi mi? Yani o kadar afişe astık. Henüz değil. Ama babamla size çok güzel bir sürpriz hazırladık. Hadi gelin. Afiş çok güzel. Burayı böyle bırakmadık ki. Kesinlikle. Bunlar bozuktu ama biz tamir ettik. Evet kardeşim ya, bozuk bunlar. Ben bilirim böyle şeyleri. Tanıştırayım. Ciritçimiz, atlı okçumuz, Osmanlı güreşçilerimiz, geleneksel Türk okçumuz. Bu da hedef tahtamız. Bu da denge tahtamız. Mas güreşi için ebru ve hat masamız. Mangala ve nedir bu? Dinlenme yastığımız. Hocam cidden bu ne? Matrak eşyaları. Matrak derken? Herhalde birbirimize matrak geçtiğimiz, süzüklediğimiz bir oyun. Hiç alakası yok Arda.
Ama sen çok matrak bir çocuksun. Neyse, bunların hepsini öğreneceksiniz. Şimdi şunu söyleyin bakalım, beğendiniz mi burayı? Hocam, beğenmek ne kelime? Bayıldık. Hocam, gerçekten siz ne yaptınız ya? Ben ne yaptım oğlum? Beraber yaptık ne yaptıysak. Burayı adına yakışır bir hale getirdik. Neydi buranın adı? Mavi Ay Türk Sporları. Benim cesur kemankeşlerim. Her sürpriz yapan böyle kocaman sarılma alıyorsa ben de hakkımı isterim. Çünkü benim de size bir sürprizim var. İşte Mavi Ay Türk Spor'un kostümleri. Allah! Hocam, çok teşekkür ederim. Hadi hemen giyin lütfen. Çok merak ediyorum nasıl duracak. Hocam biz de. Çok teşekkürler hocam. Hadi koş. Ne kadar mutlu oldular. Salih hocam, bu da sizin sevgili hocam. Benim mi? Neden zahmet ettin? Ne demek? Ya Salih inşallah çok seversin. Bunu yapabilmek için tam 5 tane dövüş filmi izledim. Çok özendim. Nasıl? Çok güzel değil mi? Güzel tabii. Güzel olmaz mı? Kaplan pençesi. Kartal tekmesi. Siz kimsiniz? Pençe! Pençe ne yapmaz? Açmaz! Pençe ne yapmaz? Affetmez! Pençe ne yapmaz? Affetmez! Şimdi tekme ve pençelerden devam edeceğiz. Yek! Dö! Sen! Kar! Pençe! Güzel, aferin. Aranızda pençe zerliğe heves edenler var. Görüyorum. Herkesin bir hayali olmalı tabii. Ama hayaller ve hedefler arasında fark vardır. Peki, nedir bu fark? Yok mu bile? Eylem. Doğru. Bravo. Nereden çıktı bu? Tekrar merhaba. Ve annemi ikna ettiğiniz için de teşekkür ederim. Ne demek? Hayaller ve hedefler arasındaki farkı bilen birine her zaman ihtiyacım olacak. Tekrardan hoş geldin. Pençe. Pembiş Kaplan'a ne oldu? Bitti. Sen de Efsun Hoca gibi yaman çıktın. Başarının kadın ve erkek olmakla hiçbir ilgisi yokmuş. O zaman eyleme geçelim. Hadi nerede pençe ruhu? Korkaklar giremez, pençe kaybetmez. Korkaklar giremez, pençe kaybetmez. Kıyafetlerimiz çok çok güzel değil mi? Evet. Çok güzeller ama ben hareketleri çok merak ediyorum ya. Acaba nereden başlayacağız? En baştan.
Yani dengeden. Denge. Bir duruş stili herhalde, değil mi? Kısmen doğru. Denge bir ölçüdür. Kainattaki her şey bir denge içindedir. İnsan bedeni, insan ruhu, hatta yay ve ok bile. Mesela bu yay. Bu yay bir denge içindedir. Onu bir arada tutan, yapımında kullanılan malzemelerin mükemmel oranıdır. Akça ağaç, manda boynuzu, tutkal, hayvansal sinirler. Ne biraz az, ne biraz fazla. Mükemmel bir yay, mükemmel dengede olandır. Tıpkı insan gibi. Peki ya ok? Ok da öyle. Hatta eski kemankeşler oku insan vücuduna benzetirdi. Kafası, göğsü, baldırı ve ayağı. Ve çam ağacından yapılırdı. Doğru. Ok ve yay kainattaki diğer her şey gibi denge içindedir. Biz kemankeşler dengenin manasını kainata bakarak anlarız. Kutsal kitabımızda bundan bahseder. Gerçekten biz her şeyi ölçü ve dengede yarattık. Hocam, peki dengeyle alakalı hareketler gösterecek misiniz? Baba, izin verirsen ilk hareketi ben göstereyim. Ayağa kalk ve saldır. Pençe Spor Akademisi'nin sırtı en çok yer gören pençesi. Nasıl, böyle rahat mı? Yastık yorgan da getireyim mi? Ayağa kalk ve saldır. Nesin sen? Karınca mı? Yoksa kaplan mı? Ben kaplanım, karınca değil. Küçük bir karınca da evrenin dengesinin bir parçasıdır. Koca bir gezegen de. Ve büyük evrenin kuralları küçük evren olan insan için de geçerlidir. Evrende olan her ne varsa aynı oranda insanda da vardır. İnsanın bir yanı gecedir. Karanlık, soğuk, sert ve tehlikelidir. Bu yanını besleyen kişi her konuda ölçüyü aşar. Aşırıya kaçar. Aşırılıksa insanın ruhunu zehirler. Çünkü sonu yoktur. İnsanın diğer yanı ise gündüzdür. Aydınlık, sıcak, yumuşak. Çoğu zaman neşelidir. İnsanın bu yanı bazen fazlasıyla iyi huyludur. Tam da bu yüzden tehlikeleri açıktır. Yumuşak olursan ezilirsin. Sert olursan kırılırsın. Bizim meselemiz dengeyi bulmak. Ortada olmak.
Eğer ortada olursan hiç kimse huzurunu kaçıramaz. Eğer ortada olursan işte o zaman hiç kimse size karşı duramaz. Gelin ben de. Demek dediğini yaptı ha. Helal olsun. Dayıların en... karavatı. Hani bir anda ortadan kayboluyor ya, o manadadır. E hani nerede dayım? İçeride seni bekliyor demiştin. İşte buradayım. Dayı, cidden başarmışsın. Başarılarım gençlik hayallerimin ürünüdür sevgili yeğenim. Napolyon Bonaparte? Aynen. Zaman ayarını tamir ettim ve bu gördüğünüz ortalı açtım. Biraz kısa sürüyor ama ne olsun, ne yapalım? Yapacağımızı ve yapmamız gerekenlere yeter de artar bile. Dayı, sen var ya dayıların en Einstein'ısın. Dur. Övgüleri en son topluca alacağım. Çünkü tek başarım bu değil. Dayı, hala mı şimşek? Bir zamanlar hor gördüğün foz çıkar dediğin şimşek değil bu. Kendisi çok değişti. Onun gücüne güç kattım. Zamanın çocuğunu felç etmekte kalmayacak, onun bütün güçlerini çekip alacak. Ve süper kahramanlığı da yalan olacak. Emin misin dayı? Hani bir deneme yapsaydık? Olur. İstersen 15. yüzyılda deneyelim. 15. yüzyılda mı? Evet. Efsun, yollu kıyafetlerimizi hazırlayalım. Yarım kilo da fıstıklı baklava alalım. Dedem çok sever çünkü. Ha, dayı, düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi? Şaka bu. Bu işin şakası yok sevgili yeğenim. Dedemizi Osmanlı'nın zindanlarından kurtarmaya gidiyoruz. Sahip çıkalım dedeye. Madem hareket istiyordunuz, alın size hareket. Dövün. Kimi dövelim hocam? Kumu. Hocam, şaka mı bu? Osmanlı tokadını hiç duymadınız mı? Yani hocam duyduk da... Kumla ne alakası var diyorsun? Osmanlı tokadı elde silah olmadığında... özellikle Osmanlı'da öncü birlik olan... azaplar tarafından kullanılan bir vuruş. Onlar da önce kumla çalışırlar. Hadi bakalım. Vallahi suya resim yapmayı duydum ama kumu tokatlamayı hiç duymadım. Ben başlıyorum o zaman. O zaman haydi azaplar! Hocam, okçuluğa başlarken palmiye yoldurtmuştunuz. Şimdi de kumu dövüyoruz. Bazı şeyler hiç değişmiyor. Haydi, bundan sonra da mermere geçeceğiz. Haydi bakalım. Bu da bayağı sevgiliymiş ha! Vur kız! Sağ! Sol! Sağ! Sol! Sağ! Sol. An itibariyle tokatçıların neden azaplardan dini öğrendim. Sol.
durmadan yaparsak avucumuzun içine sır bağlar. Amaçlı o zaten. Ne? Tokatçılar mermer kolonlara vurarak ellerinin üstüne bir nasır bağı oluşturdu. Bu da tokatlarını kuvvetlendirirdi. Yani nasır istenen bir şey. Sen merak etme Elif. Ben sana balıkçıların kullandığı el kreminden alırım. Çocukların kahkahası bu dünyanın en güzel sesi olabilir. Keşke hep böyle huzur içinde çocukları dinlesek. Yani, değil mi? Keşke hiçbir derdimiz olmasa. Ha Salih. Hayırdır yahu? Senin bir derdin mi var? Sabahtan beri böyle bir kıpırdanıp duruyorsun. Yok ya öyle. Dert gibi değil de. Küçük bir sıkıntı diyelim. Hayırdır Salih, bir sorun mu var? Rüyacığım, yani bak alınmazsan sana bir şey söyleyeceğim. Yani bu elbise böyle... rahat değilim, huzurlu değilim. Salih. Ama hayatım bak alınmazsan dedim ben sana. Salih arkana bak. Dedeciğim zamanın çocuğunu ortadan kaldırmaya çalışırken pis yeniçeriler dedemi yakaladı ve zindan attılar. Hesaplamalarıma göre olay 9 Zilkade 1493'te gerçekleşti. Bir şey soracağım dayıların en hesaplısı. Bunu nasıl hesapladın acaba? Evet sevgili yeğenim. Zaman makinesindeki parmak izleri üzerine bir takım testler yaptırdım. Sonuçta ona en son dedem dokundu. Hata payım olabilir. Ama 3 veya 5 gün fark etmez. Dedeciğim seni bulacağız. Peki zamanın çocuğu da orada olacak mı? Dedem tahminlerinde hata yapmadıysa ki asla yapmaz. Evet sevgili yeğenim. Ezeli rakibin de orada olacak. Geleceği varsa göreceği de var. İşte bu. İşte zaman bozan ruhu. Hadi. Hazır mısınız? Acele edelim. Portaldan içeri girelim. Açıyorum kapıyı. Söylüyorum kötüyü. Aman canım. Ne fark eder? Ha kutu ha kapı. Siz hazır mısınız? Onu söyleyin bana. Malum. Hayalinizdeki pençezer beşlisini oluşturamadık ama bu işi yekse ve pençe üçlüsü olarak biz halledeceğiz. Hallederiz dayıcım. Şimdi gider ayak üçün beşin hesabını yapmayın. O zaman maskeleri siz takın. Hazır mısınız? Açıl susam açıl. Dedeciğim. Bekle beni, geliyorum dedeciğim. Zamanım çocuğum. Bekle beni. Burası payitaht. Rüyacığım, siz bu tarihi biliyor musunuz? Ben bu tarihte önemli bir olay olduğunu hatırlamıyorum. Yani tarih için
Önemsiz bir olay olabilir ama bizim için önemli bir olay. Çünkü bu tarih mühendis başının zaman kaçı çaldığından bir ay sonrasının tarihi Salih. Yani? Yani mühendis başı bir şeyler karıştırıyor. Hiçbir şey anlamadım bu tanıyım. Ben de. Ben de. Ben de. Anlayacağız. Ne oluyor bilmiyorum ama bu kitap bize yardım ediyor. Hemen gitmeliyiz. Fikri hocam, gideriz değil mi? Gidemeyiz. Gidemeyiz. Çünkü zaman kaç yok. Ne?